Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Aydın'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Dekoratif taş ustası Mehmet Bey'e konuk olduk. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyisiniz. İyiyiz ya siz? Teşekkürler efendim. Sağ olun bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Asıl ben teşekkür ederim sizlere memnun ettiğim için. Çok sağ olun efendim. Ben Mehmet Bey öncelikle firmamızdan bahsetmeden önce sizleri tanımak istiyorum. Mehmet Bey kimdir ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Bu sektörü benim ki çocukluktan bu yana atalarımızdan gelen bir meslek. Taş yapı. Eskiden kerpiçle yapılırdı. Dedem Ramayagiller'den çalışırdık. Ama şu anda normalde harçla yapılan bir sektördeyiz. Yani betonla yapılan bir sektördeyiz. Evet. Ama genellikle doğal taş, yani kabartma taş değil yani. Doğal taş üzerinde çalışmamız bu şekilde. Tabii eski yapılarla şu andaki yapıların arasında bayağı bir dağlar kadar fark var değil mi? Fark var. Eskiden mesela normalinde eski yapılar daha şeyli ama şu andaki yapılar biraz daha dekoratife giriyor. Biraz da işin inceliğine giriyor. Yani göze mi hitap ediyor daha evet, doğrusu? Evet, göze daha hoş gelmesi için. Evet. Tabii biz çocukluğumuzdan bu yana çalıştığımız için... Bir merak mıydı sizinki esasında? Tabii ki. Bir heves miydi? Merak diyelim, heves diyelim. Artı evet. Daima ihtiyarlarla çalıştığımız için, dedelerimizden çalıştığımız için... O yönden biraz daha yani maddi olaraktan da bir meslek seçtik artık yani. Tamam. Ya yani bazı şeyleri mecbur kaldınız diyebiliriz aslında. Tabii ki, tabii ki. Hayatın biz, şartları vesaire gibi durumlarda. Yani biz köylü çocuğuyuz. Köylü çocuğu değil olduğumuz mi? Için Anadolu insanıyız. Anadolu insanıyız değil yani. Hepimiz öyleyiz aslında yani. Hiçbirimizin de farkı yok. Evet. Önemli olan bunları gerçekten inkar etmemektir diyelim Mehmet Bey. Evet. Peki Mehmet Bey çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Bu yapmış olduğunuz işleri nerelere veriyorsunuz? Ya da kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz? Evler olsun, inşaatlar olsun. Kişiye özel tasarım diye bir şey yok. Türkiye'nin her bölgesinde iş yaptım ben. Mesela evet. İstanbul'da da iş yaptım. Antalya'da da iş yaptım. Bodrum'da da iş yaptım yani. Evet. Ve Aydın merkezi de iş yaptım. Evet. Peki yani, genellikle turizm bölgelerinde bu taş dekor işleri turizm bölgelerinde iş olduğu için evet. O taraflarda daha çok yoğunluk oldu. Ama inşallah Aydın merkezi de bu taş işçiliğine tattırmaya çalışacağız yani. Evet, buradan da hatırlatmış olalım Aydın halkına. Buradan ilerleyen dönemlerde sizleri burada da faaliyette görebiliriz diyoruz. Sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Aydın'dan seslendik ve şüphesiz tartışmasız sektörünün lider firmasına konuk olduk. Dekoratif taş ustası Mehmet Bey ile beraberdik ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez CEO'unda.